Efendim iyi akşamlar. Yerel seçim 2024'ten merhaba. Bugün itibariyle son 17 gün artık heyecan dorukta, sandığa sadece 17 gün kaldı. Tabii gözler de özellikle İstanbul'da. Benim de bugünkü programda ilk konuğum İstanbul'dan Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaaddin Köseler bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Son 17 gün çok heyecanlı. Özellikle İstanbul çok heyecanlı. Hem büyükşehir çok merak ediliyor. Hem ilçeler bazında da böyle kıran kırana mücadeleler var değil mi? Beykoz'da durum ne? Ondan evvel öncelikle Ramazan ayının tüm İslam alemine barış, huzur ve getirmesini temenni ediyorum. İstanbul'da hakikaten sizin söylediğiniz gibi son viraja girildi ve kıran kırana bir mücadele var. Son 17 gün belirttiğiniz gibi burada kesinlikle bir bıçak sırtı dediğimiz bir yarışa girdik. Bunda Beykoz özelinde konuşuyorum. Hı hı. Tabii ki İstanbul'da Ekrem Başkan'ın pozisyonu farklı ama ilçelerdeki durumlar farklılık gösterebilir o anlamda. Yani bıçak sırtı kıran kırana bir mücadeleden bahsedebiliyoruz. Evet, şimdi evet. Beykoz uzun süredir AK Parti'nin yönettiği evet, bir ilçe. Dört dönemdir. Önce siz belediye başkanıydınız. 99-2004'te Beykoz Belediye Başkanlığı yaptım. Bir dönem Beykoz Belediye Başkanlığı yaptınız. Şimdi yeniden Beykoz'a talipsiniz. Şimdi Beykoz'u konuşalım o zaman. Ben de biraz biliyorum Beykoz'u yeni bir Beykozlu olarak. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi Beykoz deyince konuşmamız gereken herhalde tek mesele, ortaya koymamız, ana merkeze koymamız tek mesele tapu sorunu, mülkiyet sorunu ve yapılaşma ile ilgili problemler. Evet. Şimdi Beykoz, ben de dedim ya yeni Beykozluyum diye. Evet. Şöyle bir hani Beykoz'dan ev aramaya başladığınız zaman ben bunu deneyimlemiş bir İstanbullu olarak soruyorum. Şimdi bakıyorsunuz tapulu ev bulmak o kadar zor ki çok Beykoz'da. Doğru. Yani bir tapu problemi var. Tapulu ev bulsanız bile çok hisseli tapular onlar. Evet. Dolayısıyla böyle hani kentsel dönüşümü de çok konuşuyoruz bugünlerde. Bu dönüşümün önündeki en büyük engel herhalde. Ben daha fazla uzatmayayım, size bırakayım. Şimdi süreç içinde 99-2004 yıllarında kamu mülkiyeti %86 idi bu ilçede. Ve gittikçe bu mülkiyet oranı düştü tabii. Dağıtılan tapularda hep şerh var. Biz dönemimizde Tokatköy'de şerhsiz tapu dağıttık. Tokatköy halkına mevcut planlarda şerhsiz tapunun da anlamını bilmeyenler için anlatayım. Yolda parkta kalan alanları vatandaşa planda sattılar. Ve bu vatandaşa problem olarak yıllardan beri çözülemeyen bir sorun olarak kaldı. Hı hı. Ve Beykoz'da 2B alanlarında satış oldu. Fakat bu satışlar plana uygun olmayan satışlar oldu. Çalılık olarak, bahçe olarak satıldı. Yapılan planlarda 20 senedir mülkiyet problemini çözemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız biz. Bu Beykoz'da artık ayyuka çıktı. İnsanlar feryat ediyorlar. Geleceklerini göremiyorlar. Yani yaşadıkları mahallede, yaşadıkları konutta ne zaman yıkılacak korkusu yaşıyorlar. Bir de ben şunu görüyorum Sayın Köseler. Yani bu mülkiyet problemi diğer nesle geçişi engelliyor Beykoz'da. Değil mi? Yani hani tapu olmadığı için işte ya işte oraya yerleşmiş insanların çocukları bu sefer orada değil başka bir yere gitmeyi tercih ediyor. Ya Beykoz'da genelde şöyle bir şey var. Yani yerleşik halkın yeni nesil gençleri Ümraniye'ye, Çekmeköy'e, Üsküdar'a yani çeşitli ilçelere dağılıyorlar. Bunun ana nedeni planlarda Beykozlu'ya uygun imar verilmedi. 20 senedir bu planları yapan zihniyet %15 imarla, %20 imarla Beykoz'un bu dar alanda sıkışmasını sağladı. Bu çözüm üretmedi. Peki bu imarları ilçe belediyesi mi hazırlıyor? Sonrasında tabii İBB meclisinden de geçmesi gerekiyor. Evet, ama geçiyor. Asıl ilçe belediyesinin hazırlaması şöyle, gerekiyor bu imar planlarını. Beykoz veya İstanbul ölçeğinde 1/5000'lik ölçekleri Büyükşehir Belediyesi hazırlıyor. Bu ilçe planları doğrusunda ilçelerde binlik planlar uygulanıyor. Uygulama planlarını ilçeler yapıyor. Yani İstanbul'u yöneten geçmiş yönetimler bu planlarda gerçekten Beykoz'un yaşayacağı alanları tanzim edemediler. Beykoz emek ağırlıklı bir ilçeydi. Fabrikalarıyla üretim noktasıydı. Daha sonra bu fabrikalar kapandı. Arka planda bu planlara uygun iş yerleri oluşturulmadı. Yani burada küçük sanayi siteleri olabilirdi. Bu sanayi siteleri yapılmadığı için hem Paşabahçe'den bahsediyorsunuz, tabii, hem Beykoz Kundura'dan bahsediyorsunuz. Beykoz Kundura'dan, Tekel İspirto Fabrikası'ndan bahsediyorum. Buradaki çalışan insanların ve ustaların bu alanda çalışmasını, önünü kapattılar.
Yani sayacılıkta, tezinat atölyelerinde binlerce atölye vardı. Bunlarda çalışan insanlar bir ekonomi oluşturuyorlardı. Bu ilçede bu insanlar rahat bir şekilde hayatlarını şey yapıyorlardı, idame ettiriyorlardı. Fakat gelen süreç içinde 20 yılda burası tamamen emekli kenti haline dönüştürüldü. Biz ne yapacağız derseniz bu planlardaki yoğunluğu arttıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber burada konut alanının, oturum alanını %15, %20'yi arttırarak o insanların Beykoz'da yaşamasını, nesillerinin Beykoz'da yaşayarak devam etmesini sağlayacağız. Yani bu tapu problemi, mülkiyet problemi eğer kazanırsam çözülecek diyorsunuz. Ne kadar bir kesinlikle süre içinde çözülür? Kesinlikle. Yani Büyükşehir Meclisi'nde ve Beykoz Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayısal çoğunluğu elde ettiği takdirde, biliyorsunuz Büyükşehir Meclisi'nde Ekrem Başkanımız azınlıkta bir meclis yönetiyor. Beykoz Meclisi'nde de çoğunluğa geçerek biz bu planları birlikte Beykoz'un lehine çözeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Evet. Ne kadar bir süre içinde olur bu? Bu süre 2-3 yıl içinde mutlaka gerçekleşir. 2-3 yıl içinde ve akabinde de hızlı bir dönüşüm. Dönüşüm gerçekleşir. Önce bu sorunun çözülmesi lazım, değil mi? Evet. Dönüşüme mülkiyet ve planlamanın çözülmesi lazım. Şimdi Beykoz çok özel bir yer. Yani doğru. Ben de Beykozluyum diye bunu söylemiyorum ama yani biz hep konuşuyoruz ya, şimdi kentsel dönüşümden, şehirleşmeden falan konuşuyoruz ama en çok aslında belki de göz ardı ettiğimiz şey kentlerin kimlikleri. Kesinlikle. Ben özellikle belediye başkan adaylarına, kesinlikle, başkanlara bunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bu konuda Beykoz çok şanslı bir kimliği var. Hali hazırda bir kimliği var. İşte eski binaları Beykoz'a özgü, işte özellikle sahil bölümündeki binalar. Ama burada asıl olan şey o kimliği korumak. Kesinlikle katılıyorum. Yani burada çok özel binalar var. Hidiv Kasrı var, Küçük Su Kasrı var. Yani sahilde tarihi yalılarımız var. Yani o anlamda çok özel. Yani on çeşmelerimiz var. Çeşitli noktalarda bunlar restorasyon yapılabilir. Kalemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bunu gerçekleştirdi. On çeşmelerde şu anda yeni bir meydan yapıldı. Meydan galiba, düzenlemesi oldu. Beykoz Meydanı tekrar düzenlendi Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından. Yani söylemek istediğim sosyal belediyeciliği, kültürü Beykoz'da yaşatmak anlamında büyük alanlar var. Bunlar için mücadele edeceğiz tabii ki görev verildiği takdirde. Şimdi bu kimlik oluşturmak diyoruz, işte Beykoz'da bu konuda şanslı diyoruz ama o tarihi binaları aslına uygun olarak yapmak da çok maliyetli bir şey. Doğru. Böyle yani sıfırdan bir bina yapmaya benzemiyor. Restorasyon işlemleri çok yoğun maliyetli. Siz dediniz ki daha çok emeklilerin yaşadığı bir kesinlikle yer. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu bütçeler bunu karşılayamayacak. Ve bu konuda belediye elini taşın altına nasıl koyacak, nasıl yardımcı olacak vatandaşa, bu dönüşümün önü nasıl açılacak? Yani burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Beykoz Belediye Başkanlığı kültür mirasımızı korumak anlamında, zaten Büyükşehir'in böyle bir yapısı var. Bu evleri, tarihsel kimliğe sahip evleri restorasyon yaparak aslına uygun halde yaşama katıp oraya fonksiyon yükleyerek kesinlikle şey yapar, hayata geçirebilir. Böyle bir çalışma yürütülebilir. Şimdi Beykoz'da çok da fazla ben biliyorum ki kaçak bina var. Var, evet. Özellikle ön görünümde, Boğaz ön görünümde. Şimdi Boğaz ön görünümü aslında sorarsanız 3 yasayla korunuyor. Fakat işte ben yıllar önce bir yazı yazmıştım bu konuda. 10 bin kaçak var Boğaz ön görünümde. Doğrudur. Diye. Beykoz'un payına düşen ne bu kaçaklar arasında? Ve buna ne yapılabilir? Yani ne yapılacak? Çünkü o binalar kaçak olduğu için biliyorum ki yine dönüşüme kapalı. Ne olacak? Yani beklediğimizde bir deprem var. Şimdi şöyle aslında Boğaz Kanunu şöyle. Eski Türkiye'de başbakan ve altında bakanlar vardı. Hepsi siyasi kadroydu. Fakat şu anda bunun değişmesi, yeni Türkiye dediklerinde tek kişilik siyasi bir kadro var. Altta bürokrat bir yapı var. Yani tek kişinin imzasıyla Boğaz Kanunu değişebilir. Değiştiği takdirde burada revizyona gidebilir. Burada kaçak yapılarla bağlantılı bu alanlarda tespitler yapılır. Fizibilite raporları hazırlanır. Şehir plancıların devreye girdiği, yeniden arazinin topografik yapısına göre bir planlama yapılarak depreme karşı bu insanlarla barışık bir şekilde yeniden hacimler yaratılır, daireler yaratılır ve tarihsel kimliğe uygun olarak da yapılabilir. Bu tarihin dokusu içinde ön görünümdeki
o mahalleler korunarak da yapılabilir. Peki yapı stokuyla ilgili elimizde veriler var mı? Envanter var mı? Riskli bina sayısını biliyor muyuz mesela? Yani şöyle söyleyeyim. Riskli bina sayısı bence Beykoz'da artı Sarıyer'de en uzun sahil şeritlerine evet, çünkü sahil olması bakımından yani işte faya yakınlık bakımından da bir. Yani en zemin olarak en sağlam zemine sahip ilçelerimiz bunlar. Ama Sarıyer üst ve taraflardan bahsediyoruz. Yani sahil her Boğaz'da zaman da, için. Boğaz'da da kuzeyde kaldığı için en az depreme uzak olan bir bölge. Yani depreme uzak bir nokta. Arazi yapısı sağlam fakat tarihte 40 senelik, 50 senelik binalar var orada. Yapım teknikleri farklı. Şu andaki o tarihlerde de deniz kumu falan kullanılıyordu. Demir donatıları farklı. Şu anda hesaplamalar farklı. O yüzden bu binaların kendi haline bırakılıp sanki ölümüne terk edilmiş bir şehir halinde şu anda Boğaz'da binalar. Bunun önüne geçmek lazım. İnsanları hem depremle uyarmaya çalışıyorlar hem de bu binaların yapımına izin vermiyorlar. Böyle bir yapı var. Yani bu çıkmazdan insanları kurtarmamız lazım. Benim de Boğaz'da yerim var. Babadan, dededen kalma yerlerim. 40-50 senelik binalar bunlar. Bunlar artık taşıyıcı özelliğini kaybetmek üzere olan yapılar. Bunları revize etmek lazım. Yani o Boğaz içi imar kanununun bir elden geçmesi gerekiyor. Geçmesi şart çünkü yani. Yıkılıp yeniden yapılması mümkün değil. Çoğuna güçlendirme izni verilmiyor. Çünkü çoğunda hatta hepsinde eklentiler var, kaçaklar kesinlikle var. Ama ne olacak? Yani şöyle bir proje dahilinde bunlar çözülebilir. Yani bu tamamen bir bütünsel bir çözüm gerektirir. Boğaz'da yalnız Beykoz'da değil yani 5 tane ilçe var Boğaz'da. Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beyoğlu ilçeleri. Çok kısa bir sahil şeridi var. Bu 5 ilçenin mutlaka Boğaz planlarının yenilenmesi, oradaki yapı stoğu, yapı yoğunluğunun elden geçirilmesi, bunun çözümü için de müteahhitin girecekse belli bir yoğunluk verilmesi, girmeyecekse başka konular var, onlara girmek istiyorum. Buyurun. Yani rezerv yapı alanı dedikleri yeni çıkan bir kanun var. Biliyorum onu, çok da tartışmalı bir kanun. Peki burada da kullanabilirler. Beykoz'da rezerv alanı ilan edilen yerler var mı şu var, anda? Var şu anda. Tokatköy'de bir kentsel dönüşüm adı altında TOKİ'nin yapmış olduğu bir uygulama var. Orada bir müteahhit var. Müteahhitin belirlediği bir plan var. Bu müteahhitin karını arttırmak için alanı sürekli genişlettiler. Ormana girildi, hazine arazine girildi. Orada bir kere gerçekten kentsel dönüşüm yapılmadı. Ransal dönüşüm yapıldı. Müteahhit kayrıldı. Alan büyütüldü. Oradaki yapı stoğu sahiplerine alt katlardan, bodrum katlardan yerler verildi. Ve orada bir iş merkezi kuruluyor. O iş merkezinin, ticaret alanının kime verildiği belli değil. Proje açık değil, halka açık değil. Yani halka anlatılmıyor. Böyle kentsel dönüşüm olmaz. Tamamen ransal dönüşüm içinde bu insanlar yıkım esnasında koçbaşlarıyla girildi. Çevik kuvvetle girildi, tomalarla girildi. Elektrikleri kesildi. Dialize bağlı insanlar sokaklara atıldı. Böyle bir dönüşüm olabilir mi? Bu dönüşüm gerçek bir dönüşüm değildir. Tokatköy'de gerçekleşti, Beyoğlu'nda gerçekleşti. Bunun sonucunda insanlar idari mahkemelere başvurdular ve sonuçta bunların önünü kesmek için siyasi iktidar 7471 no'lu kanunu çıkarttı. Rezerv yapı alanı kanunu çıkarttı. Ya bu kanuna baktığımız zaman şöyle tanımlanabilir. Bu alanı, bu Boğaz'da da geçerli olabilir. Yani böyle bir şeyi var. Yani bu alan riskli alan ilan edilebilir. Yani arazinin yapısına uygun olarak değil. Yani şunu biliyoruz aslında, riskli alan, özellikle yerleşim birimleri içindeki riskli alan, bunu çok tartıştık. Ben de bu konuda çok yazı yazdığım için ayrıntılı da biliyorum. Boş alan olması gerekiyor değil mi? Yani içinde yapı olmaması gerekiyor. Ama Üsküdar'da gördük, bir yapı stoğu olan bir yerde riskli alan ilan ettiler. Bu her yerde olabilir. Bu Boğaz'da da olabilir. Çünkü tek yetkili partili cumhurbaşkanı. Bu alanı belirlediği zaman bu alandaki planlamayı yapıyor, fizibiliteleri yapıyor, bilir kişiler belirleniyor. Şirketlere kurma, ortak olma, her türlü yetki kendisinde. 90 günde bu alanı boşaltıyor. Yani bu alan rezerv yapı alanı, yani kentsel dönüşüm rezerv yapı alanı dediğimiz 7471 no'lu kanun bir dev bir gayrimenkul şirketi yaratıyor. Dev bir gayrimenkul şirketi yapıyor. Bu Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde.
Ülkede 1350'nin üzerinde böyle bir alan belirlenmiş şu anda. Şehircilik Bakanlığı tarafından. Beykoz'da şu anda 3 tane alan var. Birisi Tokatköy'de, birisi Çiğdem ve Çubuklu mahallelerimizde. Ben seçim sonrası Beykoz'da 14 veya 24 tane böyle rezerv yapı alanı olabileceğini tahmin ediyorum. Ben Beykozluları uyarıyorum. Bu konuda siyasi iktidardan farklı görüşe sahip bir belediye olursa onların yanında, onlarla birlikte mücadele eden bir yapıyla halkın yanında sosyal belediyeciliği hayata geçirebiliriz. Bu tehlikeli geliyor. İnsanları mülksüzleştiriyor. Arazisi üzerinden %30'unu bu alanda alıyor ve kişinin binası, örnek olarak söylüyorum, bir bilimse, 1 milyonsa diyelim, TOKİ'nin verdiği konut 6 milyonsa, aradaki farkı ödeyemiyorsa, bu mülk hazineye geçiyor. Hazineden sonra evin reisi vefat ettikten sonra eşine kalıyor. Ölene eşinden kadar sonra oturabiliyor. Oturabiliyor. Oturma izni veriyor. Oturma izni. Eşine geçiyor. Eşinden sonra çocuklarına kalmıyor. Yani bu az gelirli vatandaşımızın Beykoz'da mülksüzleştirme kanunudur. Bu çökme kanunudur benim deyimimle. Yani bu dev bir ülke bütününde düşünürseniz dev bir şeydir, gayrimenkul şirketidir. Peki siz 31 Mart gecesi seçilirseniz, 1 Nisan itibariyle Beykoz Belediye Başkanlığı koltuğuna siz oturursanız, evet, ne yapacaksınız bu konuda? Bu konuda bu alanlarda müteahhite verilen ve Şehircilik Bakanlığı ile müteahhit arasındaki ilişkileri tüm halkla paylaşacağım. Hiçbir zaman rezerv yapı alanında karanlık bir ilişkiyi bırakmayacak şekilde halkla paylaşacağım. Halkın hakkını koruyan bir belediyeciliği sahaya süreceğim. Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın kip taşı. Mesela Beşiktaş Karanfilköy'de, Bakırköy'de halkla huzur içinde davul zurnayla üzerine para halktan istemeden bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Eyüp'te de var galiba. Eyüp'te de var galiba, evet. Burada bu kip taşın uygulamasını, eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bu bahsettiğim alanda, zaten Çubuklu'da ve Çiğdem mahallelerinde kip taşın projeleri var. Bunlar zaten bir model olacak Beykoz'da. Ben bu noktalardaki modelin Beykoz genelinde artmasını sağlayacağım. Ya peki kip taşın potansiyeli yeterli olacak mı bu kadar geniş alanda? O soru işareti, evet. İyi bir soru bu. Yani çünkü oradaki bütçeyi tabii Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hacmi içinde değerlendirmek, belki dışarıdan bir takım kredilerle bunlar döndürülebilir diye düşünüyorum. Ama bu konuda çok detaylı bilgim yok. Çünkü şu dönüyor dolaşıyor, iş paraya geliyor. Paraya geliyor, doğru. Yani finansmana geliyor. Kesinlikle. Bütün bunlar nasıl yapılacak? Zaten İstanbul'daki dönüşümün önündeki en büyük engel herhalde finansman ve işte bu tapu sorunları, vatandaşın belli bir noktada uzlaşı sağlayamaması. Doğru. Yani aslında biz hep deprem odaklı düşünüyoruz ama yani afet, o da biraz daha geniş bakmak gerekiyor galiba. Dirençli şehirler dediğimiz, evet, şey. Yani çünkü işte yağış rejimi değişti diyoruz. İşte su baskınlarıyla, sel baskınlarıyla uğraşıyoruz falan. Beykoz'un da bir takım böyle problemleri olduğunu yine ben biliyorum, yakından biliyorum. Doğru. Dolayısıyla bütün bu altyapısıyla, üst yapısıyla, imar planlarıyla herhalde yeni bir şehircilik anlayışını benimsemek gerekiyor. Ya bir kere kendisi uzman olan, yani insan şehircilikle bağlantılı uzman olan insanlara şehir dokusunu yeniden şekillendirmek lazım. Yani ben yaptım olduğu mantığıyla biz zamanı yakalayan şehirler yapamayız. Bu yani deprem bölgesi, işte deprem olan 6 Şubat'taki depremdeki şehirlerimizin halini görüyorsunuz. Yani burada o şehirlerde jeoloji etütler yapılmadan 500 metre, 600 metre ötesinde yeniden şehir kurmaya başladılar. Yani bu mantığı bir kere kesinlikle Şehircilik Bakanlığı'nın iç bünyesinden atmak lazım yani. Evet. Şimdi Beykoz'un nüfusu sanırım 245 bine düştü. Düştü mi? Sürekli düşüyor. Ne kadar zamanda düştü? Yani 5 yıl önce neydi? 5 yıl önce 5000 daha fazlaydı. Şu anda düştü. Niye düşüyor? Nereye gitti? Yani burada çünkü evlenmek isteyen gençler biraz evvel bahsettiğim gibi diğer ilçelere gidiyorlar. Çünkü burada yapacakları veya konaklayabilecekleri, yaşayabilecekleri imkanları elde edemiyorlar. Yani şu andaki mevcut iktidar köylerde küme sıkıyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Yani mevcut iktidarın
İthal başkan, beykoz olmayan başkan, bir kişiye yani siyasi olan cumhurbaşkanına itaat etmiş durumda. Ve bu planlar halkın lehine 20 seneden beri yapılmıyor. Asıl neden bu? Peki son 5 dakikamız kalmış. Yönetmenim uyarıyor. Öyle çok mi? Hızlı geçti ama. Çok hızlı geçti yani, o zaman hakikaten. Yine şunu sorayım. Eğer seçilirseniz 31 Mart gecesi 5 yıl içinde Beykoz'u ne bekliyor? Önce bir de 100 günü sorayım ben. 100 günde ne değişir Beykoz'da? 100 günde bir kere kesinlikle Beykoz'da eğitim kalitesi düşmüş durumda. Uyuşturucu artmış durumda. Ve burada ulaşım konusunu değiştirmemiz lazım. Ve şunu da yapmak lazım. Beykoz'un içindeki bir yoğun trafikten bahsediyor. Kesinlikle hafta mesela sonları Paşa çok Bahçe, yoğun. Paşa bir kilit. Sahil yolu bir kilit. Kavacık bir kilit. Yani Kavacık'ta çok özel bir örnek belki. Oradaki bir binadan dolayı, mevcut şu andaki iktidarın pankartlarının bulunduğu binadan dolayı orayı çözümsüz bir kavşak haline getirdiler. Eğer o bina olmadığı takdirde, kamulaştırma yapıldığı takdirde Kavacık'taki insanlar rahatlıkla köprü yoluna bağlanabilir. Ama oradaki asıl problem o. Evet, bu 5 yıl içindeki projelerinizi devam edelim o zaman. Ben şöyle özetleyebilirim. Kesinlikle uyuşturucuyla ilgili bir merkez. Yani burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Tuzla'da yapmış olduğu bir proje var. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Bu projeyi Beykoz'da da gerçekleştirmemiz lazım. Ama Sağlık Bakanlığı'yla ilişkilendirilmesi, yani işletmesi Sağlık Bakanlığı'nda olduğu için yani siyasi iktidarla bunun uzlaşı içinde yapılması şartı var. Böyle bir proje Beykoz'da mutlaka yapılması gereken bir proje. Onun dışında şöyle bir şey var. Köylerde turizm ve hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Orada üretilen emek ağırlıklı ürünleri pazarlamak konusunda Beykoz Belediyesi sorumluluk üstlenecek. Üretilen her şeyi kendisi alacak ve bir kooperatifleşme olabilir. Evet, böyle bir şey olabilir. Ve ring halinde bir turizm yapmamız lazım köylerde. Yani Beykoz'un 20 tane köyünde bu ringi sağlamamız lazım. Ve Beykoz tabii kimlik olarak kulübüyle de çok meşhur bir kulüp. Yani futbol tarihin 4. büyük kulübüne sahip, 1908'e sahip bir ilçe. Onun bazı sıkıntıları var. Kulüp binası kütüphane olarak mevcut belediye tarafından kullanıma açılmak üzere. Orayı kulüp binası olarak gerçekleştireceğim. Ben o kulüp binasında açık hava sahasında basketbol oynadım. O basketbol sahasını geri kazandıracağım. Ve Beykoz stadını daha zamanlı yaşayan bir stat haline getireceğim. Kulübü de tarihine yakışır bir şekilde üst liglere çıkarmak için bir sporcu kimliğimle bütün mücadeleyi vereceğim. Bunun sözünü veriyorum. Sanırım son 1,5 dakikamız falan. Evet. Biraz önce dediniz ya 245 bin nüfusumuz var. Ciddi de bir yaşlı nüfusumuz kesinlikle var. Şimdi yaşlıların, yaş almışların diyorum. Yaşlı geceleri de saymayalım isterseniz. Yaşlıyı kullanmayalım. Evet. Yaş almış vatandaşlarımızın, evet, büyüklerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların hayatına dokunacak ne vaat ediyorsunuz o zaman? Yani bir kere çocuklarımız için kreşler, öğrenci kenti, yurt. Arkasından yani engelli vatandaşlarımız için bir merkez, yaşlılarımız için, emekli kentinde için de onların çok rahat hiçbir şey düşünmeden harcayabilecekleri, gününü geçirebilecekleri bir merkez planlıyorum. Ve Down sendromlu çocuklar için bir merkez düşünüyorum. Ayrıca bu ekonomik sıkıntı, bu darboğaz evlilik, aile birliğini bozdu. Hanımlarımız için de Mor Çatı gibi bir proje düşünüyorum. Bunları gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Bunlar ilk 100 gün içinde adım atılır mı bunlar? Atılır. Projeler hazır çünkü. Yani mevcut bir takım alanlar var. Belediyeye köylerden geçmiş alanlar var. Köylerde de hizmet binaları yaparak köylülerin ortak buluşma noktaları, hizmet, belediyenin hizmet alanlarını genişleteceğim. Mesela bazı köylerde düğün dernek yapacak salon yok. Yani bu tür şeyleri gerçekleştireceğim. Bu tür alanlar var. Bunu hayata geçireceğim. Çok ya bu işin aslında şunu da söylemek istiyorum. Tüm Beykozlulara sesleniyorum. Bu işin sağa solu kalmadı. Yani Beykozluk bilincini yükselterek yerelde belediyeciliği,
halkçı sosyal belediyeciliği hayata geçirmek için mücadele edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı ağzınız olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diyorum sağ olun. Adaylığınızda. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim. Teşekkürler. Efendim, yerel seçim 2024'ün ilk dilimini kapatıyorum ama çok kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağım.